Şimdi açıkçası bu görüntüleri izlerken tabii tekrar izleme fırsatı bulduk biz de sizinle birlikte. Ben Nefise ile Yorgus'un aslında çok samimi bir diyaloğunu izliyorum ve çok keyifli bence. İzlerken ben tebessüm ettim. Ama tebessüm etmek başka bir şey. Cansu ile Asen'in orada neden böyle kahkahalar ve devamlı bitmek bilmeyen bir... dört yani 4 dakika kahkaha attılar mesela. 4 dakika kahkaha atacak ne var onu tam olarak anlayamadım. Gerçekten hani alaycı bir bakış açısıyla mı bakıyorlar oh. da kahkaha atıyorlar? E, Değilse o zaman niye yani Nefise'nin yaptığı da çok samimi bir sohbet, keyifli bir sohbet gibi bilmiyorum. Ya komikti bu arada bence de hani böyle dediğin gibi samimiydi ama alaycı gibi hiç geçmediler bana. Biraz Ay şey var bence ne, ne biliyor musun Furkan şimdi bize normal gibi geliyor hani yabancı bir insan var yeni tanışıyorsun. Ama onlar orada o kadar uzun zamandır gerçekten sadece birbirlerini görüyorlar ki yani şu an böyle cennetten gelen bir parça gibi olabilir Yorgos onlar için yani hani yabancı bir insan yeni bir, yeni bir yüz niye gülüyorsunuz? Yorgos ya? cennetten bir parça. Yaprak mı geldi ne? <laughs> o demiyorum tabii ki de. Yorgos tanıyorum bu arada çok da şeker bir yarışmacı. Cennetten mi? Ee, hayır hayır. O... <laughs> Nerede tanışıyorsunuz? E o da bizim partide vardı. Sen bizim 2021'i yabana atıyorsun ama biz o dönem... Şimdi bunlar All Star ya Survivor'da. Hı hı. Yunanistan All Star'ı var şu an. Dolayısıyla buradaki yarışmacıların bazıları, geçen sene bazıları onlar önceki sene yarışmışlar. Evet. Mesela İlyas, Yorgos evet. hepsi 2021 evet. benim sezonumdan. Dolayısıyla biz birleşme partisine hep beraber birleşme partisi e, Yorgos yaptık. Yorgos sizin sezonda İlyas'ı biliyorum da Yorgos'tan katılamadım. da Yorgos'ta Yorgos var. Yorgos e, dükkanı var. Bir butik butikçi çocuk galiba. Neyse... Sonuç biz onlarla tanıştık, kaynaştık yani. Böyle insanlar yeni bir şekilde yeni yüzler gelince insan evet. insanın sohbet edisi geliyor. Ne o kadar da, güzel işte. Evet Cansu ile da bence hani artık o mutlulukla... O mutlulukla mı? <gülüyor> <gülüyor> ya? Bak, orada orada <laughs> gördük şey sana söyleyeyim mi? Evet şey söyle. Sana. Neredeyse 150 gündür beraber vakit geçirdiğin, öyle ya da böyle beraber vakit geçirdiğin bir kadın var tamam mı? Nefise. Ve sen onun bugüne kadar hiç böyle bir erkekle hafif flörtöz bir konuşmasını görmemişsin. Bir de bu adam yabancı. Bir de onun İngilizcesi yok. Bir anda böyle Nefise ile onun böyle tatlı bir sohbetine tanık olunca onlar için gerçekten şey gibi oluyor böyle menba gibi oluyor. Bir anda böyle acayip bir şey bulmuş gibi oluyorlar. Ve onlara gerçekten çok komik geliyor. Sen kahkahalarla izlemiyorsun ama bana da şu mesajlar çok geldi. Sabri'yi hatırlar mısınız? Evet. Sabri ile Yunan yarışmacının böyle bir yine bu tarz böyle bir diyaloğu vardı. Onu anımsadık diyenler var. Bir kişi değil böyle birkaç kişi yazdı Hayır bana. bak şunu söylüyorum sohbet çok keyifliydi. Ben izlerken tebessüm ettim. Yalnız bu arkadaşların hani böyle bir lobide balo sonunda ha <laughs> ha Lord gülüşü. Hani ya bu gülüşü yapmalarına ne gerek var? Onu, onu anlayamadım tam olarak. Hayır. bana gülüş samimi geldi. Gülme debisi biraz fazlaydı. Bana sana şöyle söyleyeyim. Ortadaki iki geldi. kişi çok samimi geldi. Yan taraftaki iki kişi pek samimi gelmedi bana. Ayrıca Nefise'yi medeni cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Kesinlikle. Orada hiç tanımadığı bir insanla kendi dilini yarı İngilizce yarı Türkçe iletişim kurmaya çalışmasından dolayı e, maalesef bu da etrafımızda da çok gözlemlediğimiz bu tarz medeni cesareti olan insanlar alaycı bakış açılarına maruz kalabilirler. Aslında o alaycı bakanlar kendi cesaretleri ve özgüvenleri olmadığı için bunu gerçekleştiremeyenlerdir. Özgüven o yüzden çekinme. özgüven meselesi başka bir noktadır. Hiç bilmediği insanlar da Afrikalıların da içine girse onun da içine girse ha öyle uçak bilmem ne bir şeyler anlatır. Kendi dilinden iletişimi kurdu mu? Kurdu. Instagram'ları evet. ekleyelim dediler mi? Dediler. <laughs> Harflerine kadar verdi mi? Bodrum, çeşme yaparız dendi. Bak. Alaçatı, her şey. 4 dakikaya <laughs> ne sığdı? Neler sığdı ya? Alaçatı sığdı, Bodrum sığdı, o sığdı, evet. bu sığdı. O noktada o nok bundan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bu arada şey mesela kendinizden düşünün. Biz şimdi yabancı bir dil konuşurken tabii ki insanlar böyle çekiniyor. Hani e, belki iyi konuşamıyorum diye ama biz kendimiz yabancı olup da Türkçe konuşan ama Türkçeyi hafif bozuk konuşan insanlara ne kadar pozitif yaklaşıyoruz. Bakıyoruz aynen öyle. Ne kadar yani ben e, dolayısıyla hani bunda çekinecek bir şey olmadığı gibi tam tersi bir avantaj da oluyor karşı taraf için. Sempatik duruyor yani bir şeyler anlatabiliyor olmak ama çatbatı anlatabiliyor olmak bile bir mücadelesi geldi. var diyorsun karşı tarafın. <laughs> Bir gayreti yani. var yani. Adam Türkçe konuşmaya çalışıyor ya. Evet. Ya İngiltere'den çıkmış gelmiş abi. Adam Türkçe konuşmaya çalışıyor. Afrika'dan çıkmış gelmiş. Yani ben o mücadeleyi hayranlıkla izliyorum ve ben de ona destek olmak istiyorum. Açıkçası farklı insanlar tanımak, farklı kişilerle sohbet etmek çok keyiflidir diye düşünüyorum. Katılır mısınız? Ve e, efendim isterseniz tanıtıma dönelim. Çünkü tanıtımda açıkçası Bizim masamızda da gündem olacak bir iddia atıldı ortaya. Cansu'nun bir iddiası var. Cener'cim rica etsem tanıtım bir verebilir Evet İhsan çok önemli bir şey söyleyecek. <laughs> <laughs> ne no, oldu söylemeyecek misin? Hayır söyleyeceğim. Ha, tamam. ee, şimdi tanıtımla ilgili konuşacağız ama. E, sevgili Selçuk kardeşinden mesaj gelmiş. Sen deyince e, seni orada o havuzda. Flamingo. Flamingoda. Kokteyl. Elinde kokteyle falan diye ben de. Selçuk bunun fotoğrafını atmış bana. Havuzda Flamingo ile ben fotoğrafımı atmış. Biz dedi yani Acun Medya'da her şey kayıtlı çalışıyor. Biliyorsun Selçuk da Acun abinin sağ kolu gibidir. Eyvallah. Her yerde beraberdir. Tebrik ediyorum Selçuk. Abi, Niye tebrik abi. ediyorum? Çünkü sevgili eşi Özgür'le bugün yıl dönümleriymiş. Aa, o yüzden aa, tebrik klost. ediyorum ya yani. Kayıt canım, altında olduğumuz için neydi? değil. Özgür hanımefendiyle. Özgür Öz ve Selçuk çiftine buradan kocaman selamlar. Sevgilerimizi selamlarımız Bir selamlarımız. ömür boyu mutluluklar ailenizle birlikte. Artık fotoğrafı da gösterirsen. Fotoğrafı <laughs> <laughs> Aa, a, a. <laughs> Yok kayıt altına almış ama benle paylaşmış. Selçuk bana da şey ben paylaşırım. Bak, <laughs> demek ki bak. Selçuk bana atsın ilk ben önce, paylaşırım. İlk önce İhsan'cığım bu noktada beni bir tebrik eder misin? Bak hayal gücümün evet. ne kadar gerçekçilikle <laughs> buluştuğunu Peki Selçuk'un bunu niye kayıt altına alması? Yani Peki şuradan şey? bir bana göster yani ya, ben ya. merak ettim. Ya olarak vermez mi? De, nasıl VTR Yani, Selçuk lütfen bana anlat. Konumuza dönelim. Ben çok sevmiyorum. Hayır tamam en azından şuradan bir göster ya, ya merak olan ettim. Daha önemli şey ne biliyor Sadece Furkan'a göster. Selçuk ve yıl dönemi olması. Evet zaten kutladık bir çok bir Allah bir... Hayır bence önemli yazı. olan senin o halini de ben çok merak ettim. Öyle mi? Bizim, bizim için, bizim için magazin değeri olan bir Magazin değeri olan görüntü bu şu anda. Bir reklam arası olursa göstereceğim söz. Peki reklam arası olursa gösterecek diyoruz. Ve şimdi tanıtımda açıkçası benim dikkatimi çeken şeyi söylemek istiyorum. Cansu'nun şöyle bir iddiası var. Diyor ki geçen hafta Nefise'yi söyleyen Özgür'ün bu hafta Ertuğ'yu söylemesinin sebebi Nefise'nin SMS potansiyelinden çekindiği için Asena'nın da elenebilme ihtimalini göze almamak için yani Asena'yı korumak için gitti Ertuğ'un ismini söyledi diyorum. Ne diyorsun Anzade? Bunu dün telaffuz ettim ben. E, hatta dünkü yayında ben bu sabah biliyorsun sabahları tekrar izliyorum. Ve evet, onu bugün yani dün akşamki yayını izlerken dedim ki acaba hani çok mu fazla e, ileri bir yorum olmuş ama çok hızlı geçiyorum. Ama aklıma gelmedi diyemem. Şimdi şöyle gerçekten dün de bunu açıklamaya çalıştım. Nefise'den Artu'a geri dönüşün mantıklı bir açıklaması yok benim için. Yani Özgür'den de gelmedi böyle bir şey. Bir önceki yani Nefise'nin söylenmesindeki açıklamaları hadi kabul ediyorum diyeyim. Çünkü Özgür'den çok İhsan daha güzel açıkladı bunu. Hani bu 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 olabilir. Bireysel'e geçildiğinde duygusal'a geçmiş olabilir. Performanstan kopmuş olabilir diye. Ee, Özgür adına ama benim de mantıklı bulduğum bir açıklama insan yaptı. Tamam bunu kabul ediyorum. İlk Nefise'nin söylenişini. Nefise'den Ertuğrul'a niye geçiyorsun o zaman? Yani bunun bir açıklaması bence yok. Ama Nefise'nin potasını unutmayalım ki Aziz vardı. Ve bence ee, Nefise'nin Aziz'i eleyeceğini düşünüyorlardı. Yani aslında orada amaç bir noktada aslında Aziz'in elenmesiydi gibi. Ve Asena'yı da potaya sokmadan Aziz nasıl elenir? Çok güçlü güçlü SMS'li biriyle elenir Nefise. Artık benim için benim hikayem böyle oturdu. Aziz'in elenmesi için güçlü e, SMS'li Nefise giriyor. Ama şimdi bu hafta ne değişti de Ertuğ girdi? Asena da potada. Ama Nefise'de çok güçlü bir SMS'i var. Ben dün her ne kadar burada fikir aylığına düşsek de İhsan'la... ...ben Nefise'nin şampiyonluk adayı olduğunu, Özgün'ün bildiğine eminim. Yani bana kimse anlatmasın. Dolayısıyla Nefise'nin Asene'le gireceği potadan Asena e sağ çıkamayabilir. Ama Ertuğ hepimiz için bir muallak. Dediğin şey olabilir. Hitap ettiği kitlenin çok yüklü SMS'iyle adada daha haftalarca kalabilir. Yani bittiği yere kadar. Ama olmaya da bilir. En azından bu riski almadan... Ertuğ ve Asena'nın kapışmasına şahit olmak... Yani Asena'nın çıkma ihtimali vardıysa o da Ertuğ'un girmesiyle olurdu bence. Özgür de buna oynadı. Açıkçası benim kendi fikrimde buydu. Dün de söyledim, bugün de Cansu'dan dinledim. Peki şunu da sorayım işte bugün özellikle şimdi e, Ertuğ'un ismini vermesinin sebebi? İşte bu. Asena'yı korumak mı? Olabilir, olamaz diyemiyorum artık inan Furkan. Sonra bana diyeceksiniz ki Asena'yı niye koruyor o zaman? İşte orada da benim cevabım şampiyonluk e, iddiası bence Asena'nın yok. Bunu bence kendi aralarında yani şampiyonluk adayı olan birinin adada olması şampiyonluk adayı olan bir diğer kişiyi yüzer. Çünkü final koltuğunda oturduğunda nefise özgür finali olduğunda özgür için risk bence. Her iki bir kadın şampiyon çıkma potansiyeli çok çok yüksek. Ama şimdi Asena'nın şimdi şampiyonluk işin içine girdiği zaman adı hayatı tamam çok güzel bir yere kadar getiriyor ama biraz performansla da bakıyor olay. Yani evet aksi örnekler verebilirsiniz bana şu an ama ben bu sezondan konuşuyorum. Yani matematik olarak kendi şampiyonluğunu garantilemek için garantileyebildiği kadar bana sorsan Nefise'yi mi adada tutsun, Asena'yı mı adada tutsun, Ertuğ'u mu adada tutsun hikayelerinde Asena'nın kalması bence Özgür'ün en büyük çıkarına. Yoksa aralarında çok büyük bir dostluk vardı derseniz, gerçekten duygusal karar verdi derseniz ben buna inanamam. Yani inanmam. Ben 4-5 aydır izliyoruz Survivor'ı. 3 gün öncenin ışık keşfetmesi değil Survivor yani. Asena'nın içindeki ışığı keşfettim. Kelebeği, çiçeği, böceği gördüm. Hikayesine benim inanmamı kimse beklemesin. Dolayısıyla ben Cansu'nun hikayesinin, anlattıklarının %100 olmamakla beraber gerçek olabilitesinin olduğunu düşünüyorum. E, dün de söylemiştim zaten. Buyurun.